Sen bayağı hem böyle bir kombinle gelerek, hem de konseptini söyleyerek, hem kendini, hem Özlem'i, hem de o düğüne gittiğini herkese aşağı çeken bir tavır sergiliyorsun suçum. Siz bence bu şekilde yansıtmak istiyorsunuz ve bu şekilde yansıtıyorsunuz. Ben mi yansıtmak istiyorum? Ben, kombini yapan sensin. Ben, konseptini söyleyen de sensin. Evet, konseptimi söylüyorum. Ben bu konsepti böyle aşağılayarak o iğrenç yerde o düğün falan demedim. Yani ben gülerek dedim ki eski tip bir eskiden yapılan eski tip düğün salonlarının birinde yapmış dedim yani. Rutubet kokan. Ve güldüm. Öyle mi dedi? Rutubet kokan. 1000 liralık rutubetli olan. Rutubetli olur ya dedim o düğün salonları dedim. Böyle rutubet kokan o düğün salonları. Ne demek istediğini hepimiz tavırla anladık. Bak çok canım bir şey söyleyeceğim. Güzel sucum. Sana şurada söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Ama şu tavrını konuşurken vücut dilini, mimiklerini, jest ve mimiklerinden zaten senin bu açıklamaları yapmana gerek yok. Biz anlıyoruz. Bir de bence asla zaten neden senden özür dilesin ki şu anda? Ancak kendinden özür dilemelisin Su. Bu öyle bir konu yani. Bence sen yarışmayı unutup Özlem'le olan ilişkindeki yaşadığın gerginliği burada podyuma getirdin. Özlem'le olan gerginliğinle hiçbir alakası yok. Konseptimi bu şekilde vermem de sırf bu şekilde gelebilmek içindi. Yani özenmek istemedim. Ya Özlem'le bir alakası olan bir durum değil açıkçası. Ama konseptimiz uyku tulumuyla gel değil ki. Bu şekilde gelmek istedim ne ya? Bu şekilde gelmek istedim ne demek ya? Hayırdır? Ve cuma günleri hani özel olarak bir tık daha farklı özeniyoruz. Hangi durumda olursak olalım. Senin canın mı sıkıldı var burada olmaktan? Canın mı sıkıldı Su? Bu şekilde gelmek istediğim için konseptimi böyle yaptım. Ne şekilde geldin? Komik. Amacın ne? Ne büyük saygısızlık. Yani bir amacım yok Serdar Bey. Zaten bir amacın olmadığını görüyoruz. Sen bu şekilde neden gelmek istiyorsun? Senin çok ciddi soruyorum. Canın mı sıkıldı? Nasıl yani? Hani burada olmaktan canım mı sıkıldı? Çünkü bu şekilde geliyorsun. O zaman bu kızlar deli mi? Sabahtan beri koştur koştur diktiriyorlar, alıyorlar, ediyorlar falan filan. Ben de yaptım bunları Gülşen. Tamam, bunu defa almak bu şekilde geliyorum. Tamam, girdi. Yani. Her gün bu şekilde geliyormuşum gibi. Bir şey sordu sana. Ki. Burada olmaktan sıkıldın mı dedi Gülşen. Lütfen bunun cevabını merak edin. Yani evet. Burada olmak istemiyorum. Tamam, biz seni tutmayalım o zaman. Kapı burada. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Bay bay. Çok doğru bir karar oldu. Bu şekilde bence gelecek de, karşıma. Ondan sonra 6 aydır burada deli gibi onlar koştur koştur mücadele edecekler. Ondan sonra da buyurun. Arkadaşlar bu yapılan bizlere, yarışmamıza büyük saygısızlıktır. Aynen öyle. Bu şekilde gelmek istediğim için böyle kombin yaptım. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Hoş geldin Melike'cim. Merhabalar. Hoş hemen fiyatları rica edebilir miyim lütfen? Ayakkabılarım 240 TL. Kumaşıma 380 TL'ye verdim. Dikimine 450 TL. Çantam 50 TL. Takımda 100 TL. Aksesuar. Konseptini rica edebilir miyim lütfen? Deren'in düğününe gidiyorum ben bugün. Biraz detaylı bilgi verebilir misin? Tabii. Deren daha önce kır düğünü yapmış, evli zaten. Ben de bu kez salon düğünü hayal ettim. Salon düğünündeyim. Evet. Sanırım Deren'i çok sevdiğin için çok özenti... Çok özenerek. Özenerek, çok özenerek bir kombin yapmışsın. Yanılıyor muyum? Yani evet. Yani çok sevmek kelimesi benim için çok büyük bir şey ama sempati duyuyorum. Konsept gereği sordum zaten. Sempati duyuyorum diye. Aynen, konsept gereği, konseptinden dolayı böyle bir şey söyledim sana. Gerçek tamam anlamda yarışmacı arkadaşını seviyorsun diye söylemedim. Peki. Konsept gereği demek ki sevdiğin bir arkadaşın ki bu kadar özen göstermişsin. Tamam, peki yani evet. Başındaki aksesuarını beğendim. O da gold, evet. Çantan da gold. Hı hı. Sadece yırtmacının bir tarafa doğru böyle burnu kendini kayıyor. Sağa doğru çeken bir yırtmacım var. Kumaşım çok elektrikleniyor. Yok, diğer taraf, sağ tarafını. Yok, anladım. Evet. Burayı diyorsunuz. Aynen, arka. Kumaşım çok elektrikleniyor Serdar Bey. Anlamadım saten sebebini. Olduğu için.
Çok normal. İpek olmadığı için. Efendim? Bir de ipek olmadığı için bir de. Polyester çok zaten. Çok sentetik o. Ondan kaynaklı evet. Sanırım. Bir dönebilir misin? Bir. Tamam, daraltmışsın. Ben yaptım. Enteresan. Ama sonradan ilk etapta hiç beğenmedim ama öndeki drapeleri olduğu için sonra gözümü rahatsız etmedi açıkçası. Yo, zaten beni rahatsız etmedi. Bir dönebilir misin tekrar? Enteresan görünüyor. Böyle enteresan böyle. Hatta onu daha yoğun mu yapsaydı evet. Mesela ortaya arkada doğru. Sanki dökülür bir şey. Ya oraya çünkü önde sağdan gelen hafif drapelerle sanki arkadan gelen drapelerin bir böyle bir birleşimi gibi olmuş. Genel olarak gayet hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Güzel bir model yapmışsın. Renk seçiminde güzel. Gold'la birleştirmen güzel. Kafandaki aksesuar da yakışmış ama o çok oryantal bir hava kattı. Olmasa da olurdu benim için. Çünkü o eldivenler farklı bir cool. Yani emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Şuradan üstü muazzam. Muazzam bir duruş, o eldivenler, o çanta, o saçındaki aksesuarın, şu buranın açıklığı, büst duruş falan. Aşağı doğru indiğim zaman çok kötü. Orada demin şeyi Serdar'ın da hep anlatmak istediği, oradaki yırtmaçta sen de kendini seyrettiğin zaman göreceksin. Böyle bir kayıklık o kadar çirkin duruyor ki. Ben bir de ayakkabı tercihini renk olarak istemedim. Bu rengi bulduğunu, okey bu rengi şöyle kabul ederdim, hiç onu görmeseydim. Yerlere kadar olacaktı. Bak bir tarafı kısa, bir tarafı uzun. Ben dikiş falan karışmam zaten ama buna en azından dikkat etmeniz gerekirdi çocuklar. Bu kadar söyleyecektim ama şöyle. Teşekkür ederim. Olay. Sağ olun hocam. Evet, hoş geldin Melike. Olağanüstü gözüküyorsun. Saç aksesuarını da sevdim. Her şeyini sevdim. En sevdiğim yeşildir. Doğru ayakkabı. Bravo, çok modern ve çok şık. Teşekkür ederim. Deren, tam bir köfte gibisin ya. Gerçekten. Merhabalar. Çok tatlı görünüyorsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Suyun düğününe gidiyorsun. Evet. Pekala. Nerede bu düğün? Londra'da bir sarayda. Anladım. Fiyatlar? Stiletto. Böyle yapıyorduk ya. Hayatım öyle yapmasından çok topuklu ayakkabım diyecek herhalde. O stiletto değil. Değil, bu da değil stiletto. Bu da stiletto. Olmadı. Evet. Topuklu ayakkabım 100 TL. Duruşa bak. Abiyem, takılarım, abi. Çantam hepsi birlikte 1000 TL. 1000 TL'ye aldın. Senin kendi düğünün neredeydi? Benimki İstanbul'da bir kır düğünü yaptık. Çok güzeldi. Hepsi Anne, çok içimizdi. Güzel. Kalabalık mıydı? Bayağı kalabalıktı. 2,5 trilyon takıldı bana demiş. Trilyon ama. Evet, çünkü zaten belki biliyorsunuzdur ki aşiret düğünlerinde inanılmaz takılar takarlar. Bir de eşim bağlı olduğu için onlarda takılar çok çok daha fazla takılır. Altın kemer takmışlar sana. Tabii. Altın kemer, koskocaman kolyeler, bir sürü şeyler. Kim sahip çıktı o kadar altına? Kaynanam. Başka? Kaynanam. Eşimin büyük abisi. Kaç kişi ekip olarak? Yani bütün ailesi, bütün abileri. Ay çok şekersin Derencim. Yani tam senin havanda bir elbiseyle geldin. Antrasit ayakkabı seçmen de mantıklı ama keşke daha böyle yüksek stiletto bir şey seçseydin. Yani benim sevdiğim bir stil değil bu. Saçın da gene öyle ama sana çok yakışmış. Sen çok tatlısın. Çantanı da bu elbiseyle beğenmedim. Yani aynalı değil de daha hani böyle bir parlak parıltılı bir şey isterdim. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Beyaz mesela beyaz taş küpeler takmışsın. Hani çantan antrasit. Öyle olmuyor. Biraz daha araştır. Tamam. Teşekkürler. İlk defa seni buraya geldiğinden beri bu saçlarla gördüm ve çok beğendim.